Türkiye Hastanesi Önce Çocuğumu sunar. Naapurista bon, bon, kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipputtuput, tappuja kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän. Merhabalar, sağlıklı ve mutlu hafta sonları herkese. Harika bir bahar sabahında, gününüzün de bu bahar sabahı kadar keyifli geçmesini dileyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Bugün konumuz çocuklarda diş sağlığı ve stüdyomuzda Doktor Gökhan Yamaner bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Hanım. Çocuk diş sağlığına da uygun olarak giyinmişsiniz hocam. Kravatlar, kravatlar gayet böyle fareler, çocuklara uygun. Evet, genelde de öyle yapıyoruz. Klinikte de. Çocuklarla ilgili çalıştığımızda ona uygun bir konsept oluşturmaya gayret ediyoruz. Ne kadar güzel ve ne kadar da önemli bir şey aslında, değil mi? Tabii çocuklarla zaten yaparken de bütün diş hekimi arkadaşlarımızın da dikkat etmesi gereken şey çocukluğun çocuk olduğunu unutmadan ona evindeymiş gibi bir ortam oluşturması gerekir. Öncelikle zaten biz ilk geldiğinde çocuklara genelde bir tedaviden önce çocukla bir tanışma faslı yapıyoruz biliyorsunuz. Bir ortama alışmasını istiyoruz. Ortama alışmasında sizi sevmesini istiyorsunuz. Zaten bir tedirgin geliyordur tabii, herhalde tabii, çocuk ortak, değil mi? Tabii çok tedirgin. Ama sonra ortak paydaları görünce o kravatlar daha falan. Şeyler daha iyi. Anneler babalar daha tedirgin oluyorlar çocuklardan. Belki de annelerin o tedirginliği mi yansıyor çocuklara? Evet, o da olabilir. Ne olacak ne olacak şimdi işte bizim korkacak çocuk durmaz. Korkacak mı? Zaten baştan da şeydi ki bizim çocuk durmaz o koltukta. Hani öyle söyleyip geliyorlar. Onun için de birazcık de biz nereye gidiyorum onu kırmaya acaba çalışıyoruz. Diye. Tabii iletişimi maksimumda tutup. Yani çocuklarla konuşarak onun ortak yönler bulmaya çalışıyoruz. İşte nelerden hoşlandığını tiyolar alıp anne babadan sorup işte onlarla yönelik bir şeyler konuşmaya gayret ediyoruz. Öncelikle tabii yabancı bir ortam, ne olacağını bilmiyor. Herkes de bilmediği şeyden korkar. Yani insanın doğasında var. Bilmediğinden korkarsınız. Onun için öncelik tanışmak, işte önce çocuğu kazanmak, çocuğun sizi sevmesini sağlamak, ortamı ve aletleri tanıtmak. Bunlar başlangıç seviyesi. Tabii bunda işte görsellik de çok önemli. Hı hı, hı. Çocuğun hoşuna gidecek görseller kullanıyoruz. İşte stickerlar yapıştırıyoruz. Öyle mi? Ne kadar tabii, güzel. Yapmak çalışıyoruz. Yani öncelikle ilk tedirginliğini attıktan sonrası daha kolay geliyor. Yani ilk seansta biz hemen hadi oturalım. Hangi dişinde ne varmış? Aman onu da aç, bunu da al. O şekilde hani sıradan bir hasta muamelesi tabii, yapmamak yok, gerek yapmamak çocuğa değil mi? Hele ki ilkse. Kesinlikle. Öncelikle çocuğu tedavi etmek gerekiyor. Sonra dişini tedavi etmek gerekiyor. Onun için yapmaya herhalde o ilk karşılaşma bütün evet. Hayatı boyunca diş doktorlarına, diş hekimlerine kesinlikle. Karşı şeyini belirliyor çocuğun. Benim tabii meslek hayatımda da ilk süt dişlerini tedavi ettiğim çocuklar şimdi erişkinler ve başka bir hekime gitmiyorlar. Yani bu sizinle bir bağ, aranızda bir bağ oluşuyor. Yani kolay kolay insanlar zaten diş hekimlerini değiştiremezler. Onun için de bu yolun ilk başlangıcı da ilk tanışma seansı esasında. Yani o tarafı da var. Diğer tarafında da kötü bir tecrübe ömür boyu unutulmuyor. Yetişkin insanlar geliyor. Hocam bir koltukta ölüyordum. İşte bir gün koltuğa götürmüş ya da beni annem götürmüştü. Şöyle bir başıma bir şey geldi. Siz de duymuşsunuzdur. Gerçekten de öyle. Duyduk da tecrübe de ettik. Tecrübe de ettik. O da tabii tarafı var. Bir de tabii ebeveynlerin de korkutmaması gerekiyor. Yani evet, seni alırım. Onu anladım ki sizinle bu sohbetimizden. Evet. Gerçekten biz anneler farkında olmadan aslında çocuklarımıza o projekte evet. Ediyoruz galiba. Evet. O endişemizi, tedirginliğimizi. Çocuklar çünkü sizi dinliyor. Sürekli algıları açıktır. Siz evin içerisinde eşinizle, büyüklerle ya da diğer arkadaşlarınızla konuşurken işte şuraya gittim, bir diş çektirdim, şöyle başıma bir şey geldi. Ama çocuklar varsa onu sürekli alıyor. Her diş hekimi korkunç bir yer yani. Diş hekimi hı hı. Benim canımı mı acıtır gibi düşüncelere kapılıyorlar. Sizi taklit ederler. Ya benim annem de korkuyor, demek ki benim de korkmam lazım. Ya da benim babam çok korkar hekimden, benim de korkmam lazım. Tabii bunları aile, hekim bunlar hepsi beraber, hepsi ayrı dinamikler ama hepsi birlikte bu işi götürmek gerekiyor. Beraber hekim de tabii bunun bir önemli unsuru. Kliniğin ortamı buna önemli bir unsur. Hepsi birlikte oldu mu çok hoş bir netice alınabiliyor. Yani öncelikle dediğim gibi başından beri çocuğu ilk görüşte siz biriyle de tanıştığınızda düşünün. İlk izlenimden hazır baktığınız biriyle ilk tanıştığınız nelere dikkat edersiniz? Bir de çocuk gözüyle bakın. Onun için çocuğun dikkatini celbedecek, dikkatini çekecek, çocuğu o gerginliğini atacak argümanları mutlaka kullanmak gerekiyor. Biz de işte
Bugün size örnek olsun diye bir kravat takıp geldim. Evet yani ama gerçekten içinde... çok şirin olmuş. Bence bütün diş küçük çocuklar için pediye ne derler onlara? Pedodonti mi? Pedodontistler evet. Pedodontistlerin buna dikkat etmek ben gerekiyor herhalde. Tabii çok pedodontistlerin de bu konuda çok zaten tecrübeli hekimler oldukları için o konuda tabii diğer hekimler de sonuçta her yerde bakması gereken. Yani bu genel bir konsept olarak, bilgi olarak. Yani ama bu sıcaklık ne kadar güzel, hoş değil mi? Çok hoş, evet, sıcak tabii, tabii. Sıcaklık o geldiği zaman çocuk, dediğim gibi ilk biz ne yapıyoruz? Çocukla karşıladıktan sonra aletleri tanıtıyoruz. İşte bak buradan su gelir, bu yıkar. İşte bu da mikropları çekecek. Bu tabii ikinci aşama, tanıştık. Bir de meraklılar çocuklar. Tabii tabii meraklılar, o da önemli. Bir de tabii hekimlerin de kullanması gereken bir takım aparatlar var. Ben size yanımda da getirdim bir tanesini. Yani çocuk şimdi yetişik, biliyorsunuz bu diş koltukları da erişkinler için hazırlanmış, evet, koltuklar. Evet, yanınızda bir de koltuk getirmişsiniz. Evet, yanımda küçük bir koltuk da getirdim. Size de göstereyim istedim. Hem seyircilerimizi bilgilendireyim istedim. Bu da çocuğu yani, rahatlatan bir şey herhalde değil mi? Kendine evet, göre tabii, bir koltuk. Tabii kendisine aidiyet hissediyor. Bir de o yetişkinin koltuğunda... Çocuk oturduğu zaman kayboluyor. Kayboluyor evet, ve daha da bir korkutucu geliyor. Daha korkutucu geliyor. Bir de hekim üzerine eğiliyor. Anne, yani asistan var ortamda, böyle insanlar üzerine çullanmış gibi böyle bir korku oluşuyor. Ve çocuğun zaten tedirginliğini artırıyor. Böyle çok basit bir aparatla mesela biz bunu koltuğumuzda, klinimizde kullanıyoruz, oturtuyoruz. Ve bu ünitlere uyumlu, çok basit bir şey ama hani ben size örnek olsun diye önce çocuk konuşacaksa anlatayım diye getirdim. Evet, çok güzel olmuş. Aslında çocuğu buna bu bütünleşiyor koltuğu ünitle birlikte, yani o erişkinler için olan bölümle birlikte oluyor. Dışarıdan da sanki başka bir aparatmış gibi gözükmüyor. Çocuk da oturduğu zaman erişkin bir çocuk gibi yukarıda kalıyor. Yani hekim pozisyonu açısından da çok rahat. Bir de çocuk diyor ki benim için bir şey var yani burada. Ya burası ben. Burası ben beğendim. Ya yani burası bana göre bir yer yani. Hekim ona göre yaklaşımlı. İşte aletleri tanıtıyoruz. Ondan sonra da işte tedavinin ilk aşaması başlamış oluyor. Ondan sonra ağza geçiyoruz. Başka yani, neler getirdiniz bize? Ha yatırım tabii, tur aileler için onları konuşuruz tabii tamam, ki. Tamam, onları çok basit florlu jeller ve florlu tamam, çok şeyler de getirdik. Onu da sonra getirdim, konuşacağız. Tabii onları anlatırım. Ama bu arada ben izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı hemen vermek istiyorum. 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca twitter.com/öncecucuğum, facebook.com/öncecucuğum ve öncecucuğum@gerettehaber.com.tr adreslerimizden bize ulaşabilir. Sorularınızı ve yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Evet hocam, çocuklarla ilgili pek çok soru soracağım size ama ben aslında biraz da hamilelikten başlamak istiyorum. Tabii, en önemli soru. Değil mi? Aslında evet, oradan başlıyor her şey. Çocuğun aynen, sağlıklı dişleri olması kesinlikle hamilelikten başlıyor. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle ki tabii belli ilaçları işte ve sistemik olarak takviye edilen bir takım ekstra mineraller doktorlar öneriyor hamile bayanlara. Tabii onların diş gelişimine katkısı olduğu söyleniyor. Bir grup araştırmacı da diyor ki flor preparatları biliyorsunuz. Bunlar da flor tabletleri alıyor. Hamileleri bazen öneriyorlar doktorlar. Bir takım araştırmacılar diyor ki bunların topikal uygulanımı, yani diş üzerine uygulanımı daha faydalı olduğu söyleniyor. Tabii bu arada bu bir muamma açıkçası ama şu önemli, annenin hamilelik sırasındaki nasıl kendi besinle çocuğumuzun daha iyi gelişmesi için dikkat ediyorsa bu diş sağlığını da birebir etkileyecektir. Annenin hamilelik sırasında geçirdiği ateşli bir rahatsızlık ve bunun tabii çocuk içerisinde minenin ve dentinin gelişimi sırasında duraklamalara neden olabiliyor. Tabii daimi dişlerde olması daha kötü bunun ama süt dişlerinde de olabiliyor. Bir takım işte... doygunluk, yani matürasyon diyoruz. Bu noktalarda bir takım hassasiyetler oluşabiliyor. Tabii hamilelikte başlayan bu süreç aslında biz hekimlik tarafı, yani diş hekimliği tarafı çocuk için artık doğumla başlayacağını düşünüyoruz. İlk süt dişlenmesi de çıkmaya başladıktan itibaren çocuğuna göre işte 6 ay itibaren ilk dişlenmeler, yani 8 ay diyelim hani başladığı zaman da. O zamanlar çünkü 6 ay evet, itibaren mi çıkmaya itibaren başlıyor? O zaman işte ebeveynlerin vazifesi birazcık daha artacak. Ne yapıyor? Mesela ne yapmak gerekiyor? Yani iki tane diş bile olsa mutlaka bir temiz bir şeyle, bir yani ben gazlı bez olur ya da evde bulamazsınız bir tülbentle bile mutlaka beslenme sorunu. Sonuçta anne sütünde de şeker var. Onları, o iki tane dişin bile üzerini silmesi gerekir. Ama diş fırçalamak için tabii çok erken daha değil mi? Tabii biraz daha erken ama tabii zaten ebeveynlerin çocukların dişlerini 5 yaşına 6 yaşına kadar mutlaka yani çocuklara rol model olacaklar ama kendilerinin de mutlaka fırçalaması lazım.
Evet, nedeni önce de şu, tabii çünkü çocukların el yetenekleri yani dairesel hareketleri yapma ya da o yeterli kuvveti uygulayamadıkları için dişin üzerindeki plağı uzaklaştıramaz çocuk. Ama kendi kendine fırçalamasını da öğrenmesi lazım. Bir şey yaptığını hissediyor değil mi onu fırçalayınca? Evet, mutlaka. Tabii burada yine ebeveynlerin rol modeli çok önemli. Yani sizi anne babayı diş hekimini diş fırçalarken o çocuğun görmesi lazım akşam. Ha baba dişini fırçaladı. Bak anne de fırçalıyor. Ya benim de fırçalamam lazım. Çünkü her şeyinizi taklit eder. Ben genelde şöyle yapıyorum. Kucağıma ya da ebeveynlere de örnediği bir oyun şeklinde bu diş fırçalamayı yapabilirler. Nasıl olacak diyecek olursanız da hadi oğlum sen benim dişlerimi fırçala. Hı hı. Ben de senin dişlerini fırçalayayım. Eline bir fırça veriyorsunuz. Hı hı. O sizin ağzınıza böyle sokuyor o fırçayı. Temizdir hadi sıra bende diyorsunuz. Alıyorsunuz fırçayı. Siz de bu sefer çocuğunuzun dişlerini fırçalıyorsunuz. Tabii bu birazcık daha ileriki aşamasında ama daha gerisinde mutlaka dediğim gibi süt dişleme başladığı anda bir temiz bir sürbentle ya da bir şeyle temizlenmesi lazım. Bir de tabii çok sıklıkla yapılan bizim ebeveynlerin de hataları da var. Bunlar işte daha sonra da biraz sonra da konuşacağız. Yani emzikleri şekere, işte pekmeze, reçele böyle batırıp hala yapanlar var mı? Hem de çok. Çünkü öyle seviyor. Çünkü ağlıyor. Ya da işte biberonla uyutuyorlar. Bu da çok yanlış. Halbuki çocuklar üstelik şekeri bilmiyorlar da şekeri değil mi? Biz öğretiyoruz aslında. Evet tabii biz öğretiyoruz. Verip de bir de yatırıyoruz. Bir de anne babalar mesela önce yemek ısınmış mı, soğumuş mu diye alıyor kaşığı, kendi tadına bakıyor. Kendi ağzına ve annenin ağzındaki bakteri kolonizasyonu o çocuğun ağzındaki bir sonra çocuğa veriyor o kaşığı. Bütün kendi ağzındaki bakterileri alıp o tarafa nakletmiş oluyor yani. Minicik bir bebek üstelik evet, daha o. Evet kesinlikle yani zaten yapılan araştırmalar hadi 0-3 yaş sonuna kadar, 4 yaşına kadar eğer bir çocukta çürüksüz geçirebilirseniz o mutanslar o bölgede oluşmuyorsa daha sonraki hayatında yani ikinci evresi dediğim yani 9 yaş yani arada aşaması 9 yaşına kadar gibi düşünün. Evet çocuklarda çürük insidans yani çürüğe yatkınlığı çok düşük oluyor ve çürük olmuyor. Yani her şey o ilk yıllarda. Yaş. Evet ilk 3 yaş hadi 4 diyelim. Ilgili. İlk 4 yaşı çürüksüz geçiren bir çocuğun gelecekte de hayatında çürükle işi çok çok az oluyor. Ne çünkü kadar önemli bir bilgi verdiniz aslında. Evet. Buradan bütün annelere bu mesajı verelim. Kesinlikle. Ve asla hiçbir anne kendi ağzından çıkardığı şeyi çocuğunun ağzında koymasın değil mi? Kullanmasınlar evet. Ve bu süt dişi nasılsa dökülecek diye düşünmesinler. Bu bir ağızda oluşan bir flora var. Floralar içinde bakteriler var, savunma hücreleri var. Ya bu flora içerisindeki bakteriler bir kolonizasyon ne kadar kompleks olursa çürüğe yatkınlık o kadar yüksek oluyor. Her dolguda ağızdaki bakteri kolonizasyonu çok anormal çünkü yüzdesel olarak artıyor. Yani çocuğunuzda 3 dolgu olduğu zaman hiç çürüksüz bir çocuğa göre çok daha bakteriler açısından ağızdaki bakteri sayısı açısından çok daha yüksek bir yerde duruyor. Bunun için de ilk zamanda yani ilk 3 yaş önemli bakımı için sonrasında da tabii dişler çıkarken de o anne bakımı özellikle beslenmeler sonrası o temizlikler önemli. Sonrasında da tabii daimi dişler çıkacak 6 yaşına geldi. Siz ebeveynlerin fırçalaması da olsa ne olursa olsun dişler sürene kadar dişler üzerine yiyecekler birikecektir. Onları peki mutlaka uzaklaştırması gerekir ebeveynlerin. Hocam ben şeye takıldım. Şimdi anne diyelim mamayı kontrol etmesi gerekiyor. Nasıl kontrol edecek? Dereceler var çok basit. Ha, dereceyle. Evet bir tane büyük bir marketten alabilirler. Yiyecek dereceleri var. Eğer basit koyup içeri ben hani o şekilde yapıyorum. Hijyenik bir şekilde. Hijyenik bir şekilde yapabilir. Hı-hı. Ya da illa bakması gerekiyorsa ayrı bir kaşık içerisinden alır kendi kaşığıyla kendi tadına bakar. Sonra o kaşığı ayırır. Çocuğun ayrı bir kutusu olur. Yani öyle de olması lazım. Hijyenik bir şekilde çocuğun kullandığı aletleri evdeki diğer yetişkinlerin kullanmıyor olması lazım zaten. Yani hasta olmayabiliriz görünüşte ama evet, sonuçta bir sürü bakteri var dediğiniz kesinlikle gibi ağzımızda. Erişkinde olması gereken bakteriler şu an çocuklarda çıkıyor. Ve Türkiye'de zaten anormal bir durum var. Yani bunu zaten yetkililer biliyor. Yani bu 9 yaşına kadar baktığınızda her 100 çocuktan dün bir hocamla konuştum. 56 tanesinde bir dişinde çürük ya da bir azı dişi yani daimi diş kaybı varmış. Yani iki çocuğun bir tanesinde ağzında çok ciddi bir problem var yani. İki çocuğun bir tanesi bu çok büyük bir rakam. Sonrasında baktığınız zaman sosyal bir problem bu. Hı hı. Gerçekten öyle. Gerçekten sosyal yani bir problem. Yani iş oluşmadan çürük ya da bir problem oluşmadan önleyebilmek zaten maharet burada. İş oluştuktan sonra ondan sonra işte hekimlik tarafı gelişiyor. Yani özellikle süt dişlerinden sonraki bölümde mutlaka iki kontrol ben tavsiye ediyorum. Yani çocuklar için yılda iki kontrol. Yılda iki kontrol kesinlikle, önemli süt evet. Dişlerinden özellikle, sonra. Özellikle evet yani süt dişleri çıktıktan itibaren. Kesinlikle. Evet.
Bu arada devam edeceğiz ama bir izleyicimiz var. Fatma Ay Yıldız Ankara'dan arıyor bizi. Merhabalar Fatma Hanım. Merhaba, merhaba. Hoş İyi geldiniz yayınlar. Programımıza. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de bir sorum vardı. Benim de 1 yaş 3 aylık bir bebeğim var. Allah bağışlasın, ne güzel. Teşekkür ederim. Üste 6 tane dişi çıktı. Altta 2 tane diş çıktı ve şu anda öyle duruyor. Bayağıdır duruyor yani. Bir 4-5 aydır öyle duruyor. Hiç çıkmıyor. Ben onu soracaktım doktor beye. Çok endişeleniyorum. Neden çıkmıyor diye. Alttaki 2 dişi çıktı, sonra üsttekiler çıktı değil mi? Üste kaç dişi çıktı dediniz? 5 diş dediniz. Üste 6 tane çıktı. Üste 6 tane dişi var şu an. Alttakilerde evet. Bunu takviben gelecektir. Genetik bir yatkınlıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bir problem öbür çocuklarım, öbür çocuklarım genelde hiç öyle olmadı. Yani evet, yani eğer çok endişeliyseniz yine bir dediğim gibi bir hekimin kontrolü bir bakması lazım. Ama germler ağızdaysa, yani o süt dişlerinin tohumları ağızdaysa zaten onlar çıkacaklardır. Ama belli sürme zamanları, bazen diş etleri çok kalın oluyor, süremiyor dişler. O zaman hekimin küçük bir müdahalesiyle onu hekim ağız içini kontrol ettiğinde görecektir. Eğer dişler çıkamıyorsa, çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyorsa, o beyazlıklardan ya da diş eti çok kalın olur, bazen gecikmeye neden olabiliyor. O zaman küçük bir müdahale ile bunu bir doktor arkadaşım yapabilir. Onun için eğer bu süreç, eğer bu endişe sizi sevk ediyorsa bir uzman diş hekimiyle görüşmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Yani çocuğunuzu bir göstermenizi tavsiye ederim. Belki bir dediğim gibi bir çıkamıyordur. En azından. Evet, çünkü sıralama anlamında da üst dişler önde çıkar. Evet, ama hakikaten 5 aydır bekliyor. Ama gerçi yaş olarak da yani 15 aylık gibi anladım. Yani çok da birazcık daha bekleyebilirsiniz. Ben çok endişelenecek bir şey yok. Endişelenecek bir şey yok. Ama biz anneler hep endişeliyiz zaten. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Teşekkür ederim Fatma. Gerçekten biz anneler hemen her şey olsun istiyoruz. Normal her şey tabii ki. Onun için o da öyle olacaksa da işte dediğim gibi yani üstümüze düşenleri ufak ufak yapmaya başlamak lazım. Yani en önemli şey model olmak. Çocuğun çok temel birkaç şeyini yaptığımız vakit. Tabii diş hekimine gittiği zaman ne beklentisi var? İşte biz koruyucu hekimliği yapabiliyoruz. Basitçe anlattığım yani 18 ay sonrasında çocukları yılda birkaç kez, 3 kez, 4 kez olabilir yani maksimum. Dişlerini florlu, kontrol etmek için. Kontrol ve bir hekime götürüp florlu verniklerle bu süt dişleri verniklenebilir. Bu çüreye güçlendiriyor mu hocam? Hem güçlendiriyor hem çüreye yatkınlığı çok çok azaltıyor. Çok basit bir şey. Müsaade ederseniz göstereyim. Tabii müthiş bir şey bu hocam. Çok basit bir şey. Bunu bebeğinlerin de yapabileceği. Ya da şu an birçok kurumda da uygulanan bir şey. Böyle çok basit. Bunları biz hekimler yapıyor. Bunu böyle açıyoruz. Bunun içinden bir tane fırça çıkıyor. Ben klinikten bunu sizin için getirdim. Çok göstereyim seyircilerimize diye. Bunun içinden böyle bir fırça çıkıyor. Basitçe bir fırça. Minicik bir temiz şey. Bir dediğim gibi gazlı ve sülbentli dişlerin dışını siliyoruz. Ben bunu annelere tarif ediyorum. Diyorum ki bunu yapın yılda 2 kere. Ellerine de veriyorum tüplerinde. Böyle açıyorsunuz. İçinden de böyle bakın bir tane haznesi var. Buradan da suyu aynı şey. Böyle diş fırçası gibi fırça bununla boya yapar gibi çocukların dişlerine sürüyoruz. Bu kadar basit bir şey. Bunu bir kez ben yapıyorum. Anne babaya da öğretiyorum. Ondan sonra onlar yapıyorlar. Ondan sonra diyorum ki bunları önümüzdeki 3 ay sonra bir daha yapın. 3 ay sonra bir daha yapın. Bunu yani yılda 3 ya da 4 kez uygulatmaya çalışıyorum. Çok basit bir şey. Bunu çünkü yaptığınız zaman çocuğun dişleri hem güçleniyor hem de evet, çürüye yatkınlığı azalıyor. Kurmuyor. Evet, kesinlikle. Ve dediğiniz gibi o 3-4 yaş sürecinde buna dikkat edersek kesinlikle çocuğumuzun hayatı boyunca sağlıklı dişleri oluyor. Çürük geçirmesi daha tabii tabii. Tabii bunun dışında hekimin de yapacağı şeyler oluyor. Ne der bunlar? İşte süt dişleri artık daimi dişlerle beraber dediğimiz karışık mix dentisyona geçtiği zaman o zaman yapması gerekenler de olur. Yani o süreç içerisinde biz koruyucu sealant uygulamaları, yani dişler çürümeden, çürüme ihtimali varsa kim bunu değerlendirir ki ben de bakıyorum. Derin fissürler var, bu çocuk çürüye yatkındır diye düşünürsem o zaman onları çok basit bir, bu dişlerin ortasındaki çizgiler girinti çıkıntı fissür diyoruz. Bu arada hani belki seyircilerimiz tıbbi çok da terim kullanmak istemiyorum. Onlara biz böyle bir jel sıkıyoruz diyelim, çok basit bir tüpte. O bölgeleri tıkıyoruz ki orada yiyecek birikmesin diye. Çünkü biliyorsunuz çürük oluşabilmesi yiyecek lazım, bakteri ve diş lazım. Bunun için beraber olması lazım. Bunları buradan bir tanesi uzaklaştırırsak zaten çürük oluşamıyor. Benim de dediğim gibi o karışık zamanlamada yani 6-9 yaş arasında bu koruyucu hekimlik yine ikinci rol olarak yani hekimin rolü birazcık daha artar. İlk 5-6 yaşa kadar ebeveynlerin rolü var ama 6-9 yaş arasında bence hekimlerin rolü daha önemli. Hekimler çok önemli. Önemli.
Ama sizin bu anlattıklarınızdan sonra öncesinde de çok önemli olduğunu anlıyorum. Çünkü biz toplum olarak genellikle hani çocuğun dişi çürümeden doktora götürmeyiz genellikle işte. Değil 6-9 mi? 6-9 yaşta evet kesin yılda 2 kere. Ve bunu rutin hale bağlamak lazım. İşte fissürler kontrol edilmeli, daimi dişler çıkıyor. İkinci aşamada ise 12-13'ten sonra da mutlaka diş ipi tavsiye etmek gerekiyor. Yani o dişler tam... Diş ipi de önemli. Tabii ikinci aşaması yani daimi dişlenme tamamlandığı anda çocukların yani 13'ten işte 15-16'ya kadar da mutlaka diş ipi alışkanlığını ve günde bir kere bile olsa yani o da gece yatmadan önce öneriyorum. Mutlaka diş ipi kullanmayı çocuk, alışkanlık edinelim. Tabii de bu ailelerin buna aslında anne ve babalar olarak bizlerin lazım. De yapmamız lazım tabii. Ki çocuklar da görsün alışsınlar de. Değil mi? En tabii önemlisi bu. Burada o süreçte tabii hekimler de kontrol edebiliyor. Bazen ortodonti ihtiyacı olan hastalarımız oluşuyor. O bölgede hekimi takip etmek gerek. Yani hekimin hastayı takip etmesi lazım. Bazen işte çeneyi babadan alıyor. İşte dişler anneden geliyor ya da işte genetik aktarımlarla bakıyorsunuz dişler daha enli. Ağızda yer yok o dişlere göre. O zaman tabii bir başka tedavi ihtiyaç oluyor. O mevcut çarpışıklıklar oluşacak ihtimalleri oluşuyor. Bu durumda ortodontili mutlaka görmesini ve buna müdahil olması gerekiyor. Bunların hepsini bakın hasta bir gelir 15 yaşında dişler hep birbirine girmiş çarpılmış. Artık ne yapacağız değil mi? Yani, o noktadan evet, sonra çok daha zor oluyor süreç. Bu saatte neredeydiniz yani? Bundan evvelini anlatıyorum. Yani oldu bir nedenden bir talihsizlik bir diş kaybedildi. Bu yer tutucularla daimi dişlerin gelene kadar o süt dişlerinin olması gereken yerde durması lazım. Çünkü rehber oluşuyor süt dişleri. Yani şimdi evet onu da soracağım hocam size. Süt dişlerini genellikle deriz ki hani nasıl olsa yenisi çıkacak. Çok evet. Da önemsemeyiz değil mi? Yani toplum olarak siz önemsiyorsunuz tabii diş hekimleri olarak tabii siz işin ciddiyetinin farkındasınız. Evet. Bizler farkında değiliz. Onu da söyleyelim. Süt dişlerinin çürümesi halinde evet. Müdahale edilmeli mi, beklenmeli kesinlikle mi? Kesinlikle müdahale edilmesi gerekir. Süt dişlerinin yapısal olarak daimi dişlerden çok daha zordur esasında dolgusu ama yani dolgunun orada durabilmesi. Bu işte çürük ilerlemeden yani bir süt dişine bir endodontik tedavi yapmadan bir an önce durdurmak lazım. Hatta o da yapıldı. O da olmadı. Başarısız oldu. Çocuğa kanal süt dişine kanal tedavisi olur mu hocam? Mesela bunları bana bazen hastalarımız soruyor. Daha doğrusu hastalarımız değil mi? Ebeveynler soruyor. Evet olur kesinlikle. Süt dişine kanal tedavisi olur. O bölgede de durması gerekir. Durur. Olur da çekimi olursa süt dişinin kaybı. Sonuçta o çekim de bir tedavi metodu. Eğer çocuğu o dişinin enfeksiyon odağıysa almak gerekiyor. O dişlerin, daimi dişlerin germleri rehber olarak kullanacağı için ve belli ağız içerisindeki boşlukları sağlaması için o dişlerin orada kalması lazım. Eğer kalamadı, çekildi o zaman mutlaka yer tutucu yapılması lazım. Hı hı. Yani o süt dişlerin, diğer süt dişlerin pozisyon kaybı yaşamaması gerekir. Yoksa ortodontoya davetiye çıkarırsınız. İleride çok daha masraflı tedaviler açılır. Çocuk için daha üzücü tedaviler olur, teller olur. Yani o teller, o ortodontik sorunlar aslında o çocuğun tabii süt dişleri yaşta, döneminde kesinlikle koruyamamamızdan kaynaklanıyor. Evet o da mu? Bir etken, önemli etkenlerden etken, bir önemli tanesi. Etkenlerden tabii genetik tanesi. Etkenler var ama hı-hı. Bunun dışında bizim yaptığımız etkenler var. Yani anne babaların, çocuk onun farkında değil çünkü anne babanın fark etmesi lazım. Yani farkındalığı ebeveynin oluşturması lazım. Bizim evet, ne kadar hekimlerin önemli. İşte bu tip programlarla dilimiz döndüğünce anlatmaya devam etmemiz lazım. Evet gerçekten öyle. Gerçekten çok önemli bir görev aslında bu. Evet. Bu arada yine bir izleyicimiz telefon attığımızda Emine Hanım Kayseri'den bizi arıyor. Merhabalar Emine Hanım. Merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz. Bir sorunuz var galiba. Evet Gökhan Hocam'a bir sorum olacaktı benim. Tabii ki buyurun. Ben 7 ay boyunca hamileliğimde pek bir şey yiyemedim bulantıdan dolayı. Bu acaba ileride çocuğumun dişlerine etki eder mi onu soracaktım ben. Yok etki etmez. Yemek yiyememeniz sizi çocuğunuzun dişleriyle ilgili bir sıkıntı. Hani yiyecekleri yemedim 7 ay boyunca serumla ben. Ama belki hani takviyeler süt alabilir. Vesaire, evet, takviyeler alabilir. Hı. Yani anne babanın işte hamilelik döneminde ateşli bir rahatsızlık geçirmesi etken oluyor. Bir takım antibiyotikler kullanması etken oluyor. Ama işte çok yiyememek, işte kusma, işte tabii çocuğun genel tabii kilosuyla etkili olabilir. Tabii onu kendi doktoru daha iyi bilir ama dediğim gibi birçok bir problem olacağını düşünmüyorum. Tabii kendi doktorunuzla yani çocuğu ve doğumunuzu, hamileliğinizi takip eden doktoruyla belki gıda takviyesi almanız icap edebilir. Bir takım vitaminler, mineraller almanız gerekebilir. Zaten hocam biz de dişlerimize bakıyoruz yani eşimle ben de yani şimdiye kadar hiçbir çürüğümüz olmadı.
Evet. Yani bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Anladım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir hocam şey soracaktım. Affedersiniz. Erken diş çıkması erken çürüğe yol açar mı? Hayır. Şimdi erken dişler erken çıktığı zaman erken çürümüyor. Erken çıktığı zaman anne baba hazırlıksız olduğu için, biraz önce anlattım, bakımı eksik yaptığı için ondan dolayı dişler çürüyor. Yoksa diş erken çıktığı için çürümez. Bakım olmadığı için çürür. Ha, anladım. Yani yine bizim sorumluluğumuzda. Evet, yine bizim sorumluluğumuzda. Evet. Evet. Ama tabii bazen bazı bir takım genetik hastalıklar var, onlardan bahsetmiyorum. Yani onlara baksanız da minesi olmayan vakalar olur. Ya da işte dediğim gibi minenin kalite problemi olabilir. Genetik yatkınlıklar olabilir ama burada yine bakımla bu ağızda bu dişler durur. Hocam peki bu şekerler, ballar dediğiniz gibi daha bebeklikten çocuğun emziğine batırıp evet. veriyoruz. Bazı çocuklar görüyorum ki hatta artık diş süt dişleri gitmiş minicik bir bebek. Artık damakla bütünleşmiş o çocuklar. Evet. Bunlar nasıl etkiliyor çocuklarımızı? Çok negatif etkiler. Bir kere çocuk konuşacaktır. Biliyorsunuz çocuklar da acımasız, birbirlerine de hiç acımazlar. Belli kelimeleri çıkartırken dişler olmadığı zaman zorluk çıkaracaktır. Yani ön dişlerin yok, senin dişlerin fare mi yedi? Diğer çocuklar bu dişleri eksik olan çocuğu yerecektir. Toplum içerisinde itilecektir. Bazen çocukların kendi içine kapanması bile oluşabiliyor. Evet, bu sebepten çünkü, dolayı. Çünkü rahat konuşamıyor, bazı sesleri çıkartamıyor, bazı kelimeleri çıkartırken o dişlerin eksikliğinden problem yaşıyor çocuk. Yani biz fonasyon dediğimiz şeyde sıkıntı var. Tabii dişlerin olmaması diğer çocuklar yani dalga geçebiliyor. Yani çok bu gördüğümüz şeyler. Bunun için tabii bütün dişleri çürümüş, evet haklısınız, vakalar geliyor. Yani ebeveynlerin çok bilinçlenmesi lazım. Peki enfeksiyonlara sebep olduğu doğru mu hocam? Kesinlikle evet, tabii ki enfeksiyon odağı oluşuyor. Yani ağız içerisinden yüzü gözü şişmiş çocuklar da gördüğümüz çok oluyor. Bütün vücudunuza yayılıyor. Yani sağlık ağızdan başlıyor. Ve çocuğumuzun gerçekten her şeyle, bu doğru değil mi? Sağlık ağızdan başlıyor. Çocuğumuzun her şeyle ilgilenirken dişlere neden ilgilenmeyelim? Yani dişler o yemeği de başlatan, o her şeyi başlatan o. Evet, gerçekten. Orada başlıyor her şey. Kesinlikle. Peki yine annelerin hamilelik dönemi, biraz önceki hanımefendiden takıldı aklıma. Hamilelik döneminde işte bir hastalık geçiriyor diyelim ki anne, bir enfeksiyon hastalığı. Fakat antibiyotik kullanmaya tereddüt ediyor. Onun için işte bu işi doğumu takip eden doktorun önerisi lazım. Yani ben de böyle bir ateşlenmiştim, komşudan ilaç almaması lazım. Ya da hamilelik öncesinde hamilelik yok iken kullandığı bir takım antibiyotikler o gün kullanabilir. Ama hamilelik sırasında ben bunu kullanmıştım, böyle bir enfeksiyonum vardı, bu bana iyi gelmişti deyip almaması lazım. Mutlaka doktoruna sorması lazım. Çünkü o ilaçların bazıları anneyle beraber bebeğe geçiyor. Ve bu geçmeyen ilaçlar kullanılması lazım. Ama çok şükür bu konuyla ilgili topluma bayağı bilinçlendi. Tabii kendi doktorlarının, yani doğumu takip eden kadın doğum doktorunun önerisiyle antibiyotik kullanması lazım. Aslında bazı anneler de tam tersine, hani çocuğa zarar vereceği düşüncesiyle hiç kullanmak istemiyor. Mesela dişi çürümüş annenin. Yok, o da tehlikeli. Yani iki tarafı da şey. Yani hamileliğin hangi döneminde olduğuyla da ilgili. Yani biz genelde ikinci trimester dediğimiz, yani 3-6 ay arasında hamileleri aşağı yukarı bütün tedavileri yapabiliyoruz. Yani ağız diş sağlığıyla ilgili problemi olan bir anne varsa, yani bir anne adayı varsa, o zaman biz onunla ilgili kendi konsült ederek jinekoluyla biz bir müdahalede bulunuyoruz. Yani o konuda da rahat olsunlar. Yani o ağrıları, o sıkıntıları çekmek zorunda değiller. Tabii hamileleri de daha evvelden konuşmuştuk. Yani mutlaka ağız diş sağlıklarına hamilelerin de dikkat etmesi lazım. Yani annenin de dikkat etmesi lazım. Evet. Bu arada yine bir izleyicimiz var. Nazlı Şahin Duran Tekirdağ'dan arıyor bizi, Nazlı Hanım. Merhabalar. Merhabalar, iyi günler. İyi günler, iyi hafta sonları. Pazarlar dedik yanlışlıkla. Evet, hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Doktor Bey'e bir sorum olacaktı benim. Tabii ki, buyurun. 8 yaşında bir kızım var benim. Ön dişlerinde böyle aşırı bir yamukluk var, birbirlerine girmiş vaziyette. Doktora götürmeyi düşünüyorum ama tel takıldığında bu yaşta kemik yapısında bozukluk olabileceğini duydum. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Bir evet, yani 8 yaşında ne güzel bir soru sordu aslında soru. Nazlı Hanım. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok güzel bir soru oldu. Eminim ki birçok annenin de aynı kaygısı vardır. Genelde zaten biz ortodontik tedavileri, yani tel tedavilerini 11-12, yani ağzındaki süt dişlerinin bitmesine yakın yapıyoruz. Bu noktada da baktığınızda bir yine hekim kontrolünde eğer
iskelesel bir genetik aktarımda büyük bir problem yok ise, o zaman yani çeneleri ilgilendiren, çenelerin diğer çeneye göre oranı ile ilgili bir problem yoksa, o zaman yine 11-12 yaşını bulabilir göstermeniz. Yani ortodontik tedavi için daha manalı olabilir ama bu noktada mutlaka yine bir hekime, eğer gerçekten dediğiniz gibi çok çarpık ya da beklemediğiniz farklılıklar varsa, mutlaka bir 5 dakikanız almaz bir doktora, uzman bir hekime götürmenizde büyük bir fayda var. Evet. Öne almak için yani, evet. Ama genelde ortodontik tedavileri 11-12'li yaşlarda başlıyoruz. Evet. Bu arada evet, herhalde faydalı olmuştur diye düşünüyorum Nazlı Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu arada Twitter'dan gelen sorularımız var. Evet. Züleyha Hanım demiş ki, kızım 19 aylık, köpek dişleri dahi çıktı. Üst dişlerinin dipleri demiş, orada kesilmiş söz. Çıkabilir mi? Tabii genetik olur. Dediğim gibi bizler bazen çocukların dişleri geç de çıkabiliyor. Bazen de genetik olur erken de çıkabiliyor. Endişe yani edecek bir durum mu bu? Hayır, endişe edecek bir durum değil. Bir sorun yok yani. Hayır yok, bu genetik aktarımla ilgili. Anladım. Bir başka izleyicimiz Aşkın Alper Yüce, 3,5 yaşında oğlumun azı süt dişine dolgu yaptırdık. Evet. Şimdi ise apse yaptı ve ağrıdığını söylüyor. Azı süt dişi çekilir mi? Çektirmezsek ilaç tedavisiyle geçer mi? İlaç tedavisiyle geçmez. Bunu bir kere söyleyeyim. Çektirmek mi gerekiyor? Hayır. Dolgu yapıldıysa, o zaman enfeksiyon da oluştuysa, dediğim gibi süt dişinde dolguların yani enfeksiyon, yani dişin devitalize olması ya da iltihaplanması, anlatayım. Çok kolay olur ama bunu çok kolay bir şekilde de, diş zaten iltihaplıysa ölüdür. Yani hasta, çocuk bir şey hissetmeyecektir çok fazla. Bir hekime gidip bir öncelikle süt dişi için bir kanal tedavisi yapılır. O enfeksiyon çok çabuk toparlar. Ağız içi de çok kolay, iyi beslendiği için başka bir şey ihtiyacı olmaz. Süt dişi için kanal tedavisi olabiliyor. Kesinlikle. Yani. Tabii olabilir. Biraz önce de söylemiştim. Peki çocuğu çok canı yakan bir ama şey. Ama evet, kanal tedavisi ama öyle yetişkinler gibi bir şey gibi olmuyor. Yetişkinler gibi değil mi? Aynen, bir an ürkütücü geldi. Evet, yani tabii kökler ona göre olduğu için, yani böyle aklınıza gelen yetişkinlerin yaptığımız kanal tedavilerine benzer yanları da var, benzemeyen yanları da var. Daha kolay oluyor. Hı hı. Yapılmalı. Eğer kanal tedavisi yapıldı, yine başarısız oldu, enfekteyse, o zaman dişin çekilmesi gerekir. Antibiyotiklerle geçiştirilmemesi lazım. O zaman da oraya bir yer tutucu bulunduğu bölgesine göre doktor, uzman bir hekim yine dediğim gibi yardımcı olur. İzleyicimiz bir de şey demiş, sedasyonun bir zararı olur mu demiş. Sedasyonu zaten yani bilinçli sedasyonun, çocuklardaki sedatif işlemleri bir anestezi uzmanının kontrolünde yapılması lazım. Yani o noktada da hani, tabii kendi işlerine mutlaka bir takım komplikasyonlar olur ama olacak diye bir şey yok. Zarar noktasında bir zararı yok ama tabii işlem sırasında bir takım problemler oluşabiliyor ama da çok çok nadir. Hı hı. Yani onun için onları çok endişelenmesine gerek yok ama sedasyona ihtiyaç var mı yok mu, ona bakmak lazım. Bazen çocuklar kooperi olmuyor, reddediyor ya da kötü bir tecrübe yaşanmış oluyor. Ağız sağlığı ile ilgili ciddi bir problem oluşuyor. Ya da işte bir takım dediğim gibi genetik rahatsızlıkları oluyor, mental retarde oluyor. Yani o çocuk ağız bakımı mümkün değil, elini kullanamıyor. O zaman sizin iletişim kurması mümkün değil. O zaman da biz onları işte sedasyonla tam böyle bilinçli, yani sizin komutlarınızı alacak, yarı uyur yarı uyanık vaziyette biz çok hızlı bir şekilde tedavilerini yapıyoruz. Her şeyin bir yolu var diyorsunuz. Kesinlikle. Tıpta. Hocam bir de Ayşegül Hanım sormuş, 7 aylık kız bebeğimin dişleri hala çıkmadı. Geceleri eli ağzında uyuyor, elleriyle kulak çevresini ve arkasını kaşıyor. Bunlar diş çıkarma belirtileri mi? Kaşınacaktır. Tabii onlar için dişlerle ilgili de, kaşımalarla ilgili eczanelerde de var bir takım ısırabileceği şeyler vermek. O, evet, o doğru bir yol yani. Peki bebekleri böyle dönemlerde rahatlatmak için bir şeyler var mı hocam? Tabii jeller var, bir takım anestezik böyle kremler var anne babanın rahatça sürdüğü ama onların da alerji problemi yapabiliyor. Onun için mutlaka hekime sorup bir hekime danışmanın tabii ailede olmasına, bir alerji yatkınlık varsa falan dikkatli olmak lazım. Çünkü o malzemeler sonuçta lokal anestezik özelliği olduğu için alerjen maddelerdir. Dikkat etmek lazım. Peki hocam, bu bazı bebekler parmak emme gibi alışkanlığı olan bebekler var. Evet. Ya da çok uzun süre biberon kullananlar var. Bunlar diş sağlığına etkiliyor mu? Zarar verir tabii ki de. Parmak emme bir kötü alışkanlık diye biz tanımlıyoruz. Hı hı. Biberonla çok uzun yıllar biberonlar içmesi, bu da kötü bir yol. Çocukların
parmak emme alışkanlığından kurtulması için bizim hekimlerin de yaptığı bir takım yöntemler var. Alışkanlık kırıcı apareller hazırlıyoruz çocuklara. Eğer çok inatçıysa, çok dirençliyse o parmağı emiyor. O çıkarttığı sesten zevk alır genelde ya da o çıkarttığı işte o vakum sesinden, o hareketinden zevk alır. Biz de o zaman şey yapıyoruz. Bir tane aparey hazırlıyoruz. Üst çenesine takıyoruz. Birincisi parmağını oraya götüremiyor. Parmağını götüremediği için o zevki alamıyor. İkinci olarak da o bölgede böyle bir küçük bir kafes yapıyoruz. O vakum alamıyor. Parmağını acıtıyor ve bırakıyor. Yani evet. Bunu bıraktırabiliyoruz. Evet, yardımcı oluyoruz. Biraz önce 19 aylık bebeği olduğunu söyleyen Züleyha Hanım'ın bir başka sorusu da var. Bebeklerde diş temizliğini nasıl ve hangi sıklıkla yapalım? Diyor. Her beslendikten sonra, her besinden sonra anne sütünde de bebekse, dahil olmak üzere. Anne kucağındaysa yani çok küçük bir bebekse mutlaka her besinden sonra bir dakikanızı almaz. Bir tane bezle sileceksiniz dişlerini. Bezle sileceğiz. Tabii temiz aynen. Bir şeyle silsin. Her beslenmeden sonra. Kesinlikle. Hocam son ve kısaca alalım çünkü programımızın süresi doldu. 9 aylık bir oğlu olduğunu söylemiş bir izleyicimiz. Antibiyotik verdiler. Şu anda tüm dişleri çürük önler dahil. Şu anda 7 yaşında tedavisi ne önerirsiniz demiş. Yani 9 aylıkken antibiyotik verdiler demiş. Bununla mı bağlantılı anlayamadım çok. Şu anda 7 yaşında tedavi için ne önerirsiniz demiş. 7 yaşında çok fazla çürüğü varsa yani en azından bundan sonra gelecek olan daimi dişlere korumaya çalışmak lazım. Yani bir şekilde tutmak lazım. Çok küçük. Her şeyden önce bir hekime başvurmaları yani, gerekiyor değil lazım? Mi? Acil bir hekime gitmesi kontrol lazım. Kontrol altına almak gerekiyor. Evet, bunların nedenini bulmak lazım. O alışkanlığı kırmak lazım. 7 yaşında bir sürü çürük varsa demek ağız bakamıyor. Ara öğünlerde demek ki çok fazla besleniyor. Yani ana öğünler dışında sürekli abur cubur yiyorsa ağız sürekli asitik kalacaktır. Asitik kaldığı için tükürüğün tamponlama fonksiyonu devreye girmeyecektir. Bu da tükürüğün yıkama ve tamponlanması ağız içerisindeki asitleri mümkün olmayacağı için ağız sürekli çürüğe yatkın hale gelecektir. Ne güzel söylediniz aslında hani nedenini bilmek lazım tabii değil mi? Dişin, bilmesi çocukların lazım. Dişi çok tabii. Çürüyorsa tabii arada bunun eğer kaynağını çok abur cubur yiyorsam bazen biz bir kızilitollü sakızlar öneriyoruz. En azından abur cubur yiyeceğine bu sakızı çiğnemesinde fayda var. Ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için size teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipputtukkutta kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa. Türkiye Hastanesi önce çocuğumu sundu.